Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Allah'a hamd ederiz, şükür ederiz. Müslüman olarak bizi yarattı. Müslüman annelerin, babaların, çocuklarıyız dünyaya böyle geldik. Fakat kardeşlerim Müslümanlık bir nüfus kağıdında kimlik hanesinde Müslüman yazmasıyla olup bitmiyor. İçi doldurulması gereken bir iddiadır Müslümanlık. Bu birinci mesele. İkinci mesele de Müslümanlığın içini doldururken namaz, oruç, hac, cihat gibi büyük olaylar ve eylemlerle de tek başına dolduramıyoruz. Konuştuğumuz sözlerimiz, hatta kaş göz hareketlerimiz dudak bükmelerimiz bile müslümanlığımızda ne kadar gerçekçi olduğumuzu ispat eden konulardandır. Şöyle diyebilirim. Hepimiz biliyoruz ki kıyamet günü Allah Teala'nın huzuruna çıkarılacağız. Ve bu dünyadaki bütün hayatımız tek bir dakikası istisna olmamak üzere önümüze konacak. Hesabı sorulacak. Bu sorulacak şeylerin başında şüphesiz namaz geliyor. Şüphesiz oruç, hac, zekat geliyor. Bunu konuşmaya gerek yok. Fakat dilimizin kullandığı kelimeler, yani konuşmalarımız, kulağımızın dinlediği sözler, gözümüzün baktığı şeyler hesap dışı değil. Artık bunu anlamamız lazım. Yani bir Müslümanın konuştuğu bir yalan, baktığı caiz olmayacak bir görüntü, onun hesabını vereceği şeydir. Tıpkı namaz gibi. Ha, doğru. Sabah namazıyla günlük konuşmalarımızdan tartıya girecek sözlerimiz arasında tonaj farkı vardır şüphesiz. Şüphesiz sabah çok ağır. Ama kardeşlerim biz kıyamet günü miligram hatta ondan daha küçük ağırlıklara da muhtacız. Bir terazi yok mu kıyamet günü var. İyilikler tartılacak, kötülükler tartılacak. Yani bu tarafta iyilik işte bugünkü rakamları konuşalım bir gram da olsa fazla olmadığı sürece kötülük bir gram da olsa fazla olduğu sürece e cennet tehlikede o bir gram bugünkü ifadeyle söylüyorum bir gram dediğimiz şeyi bir yalan söz sağlayabilir yalan konuştuğumuz bir kelime kıyamet ölçüleriyle bir gram geliyorsa e terazi alabora edecek. Tıpkı bir kere Subhanallah demek. Bir kere Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim ve bihamdihi demek. Terazi büyük bir baskülle aşağı çekecek kadar ağır olduğu gibi. Neyin ne kadar ağır olduğunu, hafif olduğunu tespit edemiyoruz şu anda biz. Ama ortada bir gerçek var. Hiçbir kelime iyi veya kötü boş değil. Bu gerçeği kardeşlerim kesinlikle bilmemiz ve hayatımızı buna göre düzenlememiz gerekiyor. Yani camilerde namaz kılıp ağızlarımızı Allah'tan korkan insanın ağzına dönüştürmediğimiz sürece Terazide sorun yaşayacağız. Yani bu denge kurulacak ya terazide bir sorun yaşayacağız. Allah muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim. Şimdi bu ağzımızla ilgili sorunlardan bir tanesini gündeme getirmek istiyorum. O sorun da yemin sorunudur. Yemin ediyoruz ya vallahi billahi diye. Yemin bir müslümanın ağzından çıkacak en son söz olmalıdır. Bir müslümanın çenesini en çok basan ağır söz olmalıdır. İki şey çok önemli. Yeminin yani yemin cümlesinin vallahi ifadesinin ulu orta Ta işin başında kullanılması bir, iki, yemin, Allah'ın adıyla yapılan yeminin İslam toplumunda değer kaybetmesi. Bu iki şey kıyamet günü başımıza bela olacak. Yani bir baba evde, bir anne evde, bir eş eşine karşı, bir komşu komşusuna karşı iki ticaret yapan insanın birbirlerine karşı yemin ettikleri halde güven veremiyor olmaları çok dikkatli ve seçerek söylüyorum. Tekrar ediyorum cümlemi. Mesela ticaret yapan iki kişi. İkisi de Müslüman. İkisi de namazlı yazdı İkisi de zinadan, kumardan kaçan insanlar. Biri yemin ediyor. Öbürü de yeminle ilgili konuyu muhatap olarak alıyor. Biz toplum olarak, ezanlarla yaşayan bir toplum sahibi olarak eğer yemini noter sözü kadar en azından yani noterin mührü kadar güçlü kabul edemiyorsak artık yeminimizin ağzımızdan çıkan sakala rağmen ağzımızdan çıkan yeminin baştaki başörtüye rağmen yaptığımız yeminin güven vermiyor olduğu bir toplumda yaşıyorsak yani yeminimiz değer kaybettiyse kardeşlerim tereddütsüz söylüyorum ki camilerimizin kilitlik alması yani camiler mahkum kilitli kimse giremiyor olmasından aşağı kalır bir şey değildir bu. Camilerin çökmesi de bir afettir. Allah'ın adıyla yapılan bir yeminin değersiz kalması da bir afettir toplumumuzda. Biz camilerimiz çöktü, düşman işgal etti vesaire kimse gelmiyoru dert ediyorsak camiler Allah'ın evi diye Aynı derdin sahiplerinin Allah'ın adının bile bağlayıcılığı kalmamış diye matem tutması gerekir. Aksi takdirde biz zarardayız. Kayıptayız. Hiç tereddüt etmeden bunu söylüyorum. Ama hiç tereddüt etmeden söylüyorum. Bunun için kardeşlerim, devletimiz veya vatandaşlar eski camileri restore edip yeni kimliğine kavuşturmak için mücadele ediyorlar ya, Allah yapanlardan razı olsun. Aynı şekilde yeminimizi yani vallahi böyledir değişimizi asıl ağırlığına kavuşturmak için de bir restorasyona başlamamız lazım. Bir Müslüman, vallahi pazartesi günü buradayım, ödememi yapacağım dediği halde, pazartesi günü meydanda yoksa, öbür Müslüman da keşke bir imza attırıp noterden parafe ettirseydim, demek ki aldandım diyorsa, bir caminin kubbesinin çökmesi, avizesinin çalınması bundan çok daha hafiftir. Cami beton. Yenisi yapılabilir. Camide kılmayız da evimizin salonunda kılarız. Var mı bir diyeceksin? Evimizi de kilitleyecek hali yok ki kimsenin. Diyebiliriz. Ama kardeşlerim Allah'ın adının ağırlığını yitirmiş olması aramızda yemin etti. Hayat bitti dedirtmiyorsa kimliklerimiz bunu neyle tamir edeceğiz? Neyle tamir edeceğiz? Çocuklarımız dahi, eşlerimiz dahi, bizim en yakın arkadaşlarımız dahi, bizim yeminimizden sonra bitti, kavga bitti, yemin etti çünkü diyemiyorsa ki bunun suçlusu sadece yemin eden veya sadece ona muhatap olan değil. Hepimiz toplum olarak yemini eskittik ise eğer, yemini erittik ise eğer aramızda, ne ile bir Müslüman olarak kendimizi ispat edeceğiz, sözümüze güven sağlayacağız, yani Birleşmiş Milletler'den onay mı alacağız? Şimdi eminim ki pek çok kardeşim Nereden bahsettiğimi bile anlamayacak. Yemin bağlayıcı bir şey mi diye düşüneceklerdir. Çünkü yakın zamandan beri yetişen nesiller yemin etti. Hayat bitti diyecek bir ciddiyet ne yazık ki göremiyorlar. Yemin edince akan sular durur. Yemin edince elektrik kesilmiş gibi olur diye bir ciddiyet ne yazık ki göremiyoruz. Özellikle paralı ilişkilerde. Özellikle bir başka özellikle demek istiyorum. Aile içi ilişkilerde vallahi sözü devletin tapu dairesinden daha güçlü olmadıkça kıyamet günü Allahu Teala'nın huzurunda rahat edeceğimizi iddia edemeyiz. Ha toplum olarak bunu kastediyorum tabi Bir şahıs yeminini hayatı sona erse dahi yeminini bozmayacak ciddiyet sağlıyordur, O kazanıyordur Allah katında. Ama biz Müslüman toplum diye bir edebiyat yapıyoruz. Biz de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, ümmeti Muhammed, Sultan Fatih'in çocukları diye bir şeyler konuşuyoruz. Bu konuştuğumuz şeyler yeminle karşılaştırıldığında sahte çıkıyorsa bu tehlikeyi anlatıyorum. Şehrimizde koca minareli camilerin olması kıyamet günü bizi kurtarmaz ki. Ebu Cehil'in yaşadığı yerde de Kabe vardı. O zaman Ebu Cehil cennete mi girecek? Biz Müslümanlı beton simgelerle yaşamıyoruz. Ruh haliyle, kalple, dille, gözle yaşıyoruz. Yeminimizin eskimesi, en son, en güçlü sözümüzün ulu orta ve en ucuz söz olarak kullanılması, yeminin ağırlığının ton ifadelerinden, deyimlerinde ise gramajlara, miligramlara düşmüş olması ciddi bir afettir. Bunu vurguluyorum. Maide suresinin 89. ayetinde, allah -u Teala yaptığınız yeminlerin hesabı sorulacak buyuruyor. Kardeşlerim düşünebiliyor musunuz? Bir Müslüman bir yıl içinde dikkat ediyor etmiyor. Mesela misal tüccar için söyleyeyim bunu. Yüz defa vallahi ya vallahi ya bildiğin gibi değil diyor. 50 sene ticaret yapan birinin kaç bin kere vallahi sözü çıkacak ortaya. Bunların her biri için kıyamet günü bir dosya açılmış olarak karşısına gelecek. Tabii bu yemini yani yerine getirmiyor. Basit karşılıyor. Bir tür yalanına alet ediyorsa tabii. Doğru yemin, doğru yemindir. Yapacak bir şey yok. Kardeşlerim, toparlanmak zorundayız. Bu toparlanmayı kapalı olduğu zamanların hatırası olarak yeniden restore edilmiş eskimiş camilerin düzenlenmesi halısının yenilenmesi olarak da yapacağız toparlanmayı aile düzenimiz olarak da yapacağız fakat eğer Müslümanca ve Allahu Teala'nın rızasını yaşayarak yaşadığımızı düşünüyorsak istiyorsak böyle yeminler de toparlanması gereken şeylerdendir yemin etmeyiz biz çünkü yemin edersek söyleyecek başka söz kalmamış demektir. Ettiğimiz yeminin bedeli bizim bütün malımız dahi olsa vazgeçmeyeceğiz. Yemin ettim çünkü. Ettiğim yeminin bedeli yaşadığım şehri terk etmekte olsa terk edeceğim. Ama yemin etmemek esastır. Öyle hem yemin et hem de şehri terk et e 81 vilayete gidersin bir senede o zaman. Yani gidecek vatan kalmaz sana. Yani yemini ciddiye almak gerek. Özellikle ticaret yapan kardeşlerimize Müslim'den bir hadis-i şerif nakledeceğim. Bu hadisi şerifi eksen alarak zaten bu konuyu işlemek istiyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslim'de 1607 hadisi şerif bu. Çok yemin yapmayın. Yemine dikkat edin. Çünkü alışverişte yapılan yemin insanı boşa harcadır, münafıklığa teşvik eder, bereketi de siler götürür. Yani burada kardeşlerim özellikle fakihler açısından bir uyarı yapayım. Bu söz Doğru yemin içinde geçerli. Doğru da olsa yemin ticarette bereket götürür. Niye? Çünkü yemin etmek Allahu Teala'nın adını zikretmek. Yani çok kutsal bir şeyi çok ucuz bir değere harcamak demektir. Bu yalan olsaydı bizi büyük kebair günaha sürükleyecekti. Doğru ise kebair günaha sürüklemiyor. Doğru yemin ediyorum çünkü. Ama şu sorunun da cevabı olunmuyor. Ne satıyorsun sen? Bir buzdolabı. Kaç para bu? 5 lira. Misal. Bunun 1 lirasını alma diyor adam. Sen de yemin ediyorsun. Bunun maliyeti kurtarmaz sonra beni diyorsun. Ve burada yalan demiyorsun. Ama bir lirayı bütçenden kısmamak için kullandığın kıymet, mukaddes değer, bütün dünya dolaplarının ve dünyanın tamamından daha değerli. Müslüman olarak senin vicdanın bu kullanıma izin vermemeli idi. Vermemeli de. Bu bir, iki, beş, on kere yapıldığı zaman yani sattığın şey, aldığın şey için Allah'ın adını bu kadar ucuz kullandığın zaman bir mukaddesat tüketimi alışkanlığı olur sende. Zamanla sen ezanı duyduğun halde namazı da unutursun. En mukaddes şeyi harcamayı ticaret uğruna, para kazanma uğruna normal gördün çünkü. Sıkıntı burada zaten bereket dediğimiz şeyi anlıyorsak eğer yemini ticaretten uzak tutacağız. E müşteri gider, müşteri gider ama bereket kalır. Böyle düşünmek zorundayız. Kardeşlerim, yemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde beş kere, on kere denmeyecek kadar çokça geçen ciddi bir konudur. Yemini ciddiye alalım. Ailemizde gündem yapalım yemini. Çünkü yemin eğer ailede bir kişinin harcadığı bir değerse, kıymetse o bizim ailemizin bir yeri ise ailemizden bir bireyse eğer o bu demektir ki onun bereketsizliği bize de yansıyacaktır. Bunun için yeminle ilgili bazı kuralları hatırlatmak istiyorum. Bir kere Allah'ın adı dışında bir şeyle yemin yapılmaz. Kanun bir. Biz vallahi ve billahi diyerek yemin ederiz. Kur'an'a da yemin ederiz. Kur'an'a yemin ederim de deriz. Neden? Kur'an Allah demek onun için. İkinci kuralımız yalan yemin etmek yani bile bile yalan yere yemin etmek hem yalandır, yalan münafıklıktır hem de Allah'ın adını yalana alet etmek olduğu için yalan gibi ikinci bir günahtır. Dolayısıyla bir Müslüman oturduğu daireyi, çalıştığı dükkanını heba eder, Allah'a olan bağlılığını heba etmez. Böyle düşünmelidir. Üçüncü bir konu kardeşlerim, talak üzerinden yemin etmek vardır bizim fıkhımızda. Ne demek? Müslümanın hanımıyla bir nikah akti vardır. Bu nikah akdini bozmak istediği zaman erkek talak hakkını kullanmış olur. Gerek kadınla ilgili bir işlemde sen şöyle yaparsan ben de şöyle talak veriyorum demesi veya işte filanca işi yapmazsam karımı boşuyorum demesi neticede o dediği şeyin gerçekleşmesi durumunda nikahının bitmesi demektir bu. Çünkü nikah Allah'ın adıyla kurulmuş bir bağdır tıpkı vallahi billahi der gibi Allah'ın adıyla kurulu bir bağ olduğu için nikahını da bir Müslüman sözüyle bitirebilir. Bunun için samimi Allah'tan korkan ahiret günü ağzından çıkan her şeyin hesabını vereceğini düşünen bir mümin karısına kalkıp da sen bir daha abinin evine gidersen mesela sen boşsun demez. Bunu dememeli mümin. Nikahı bu kadar kolay bitirecek bir cümle kullanmamalı. Ha, çok sinirliydim o zaman. Atır aşağıya. Böyle bir sinirine hakim olamamak akıllı olmamayı gerektirir. Sen deliydin o zaman. Yani sonucu bunun hanımının hayatıyla ilgili. Evliliğinizin bitmesiyle ilgili bir sonuç bu. Ya bu kadar kötü bir kararı Müslüman bu kadar kolay vermemeli. Onun için diyoruz ki kesinlikle Müslüman yeminine karısının talakını bula bulaştırmamalı. Bu kadar lavalilik olmaz. E dedik bir kere demeseydin. Dediyse yerinde duracaksın. Yeminin şakası yok çünkü. Kardeşlerim esasen çokça yemin etmemek lazım. Yani her gün 40 defa yemin edersen e, elbette evet de ve tamam yemin etmek mübahdır, Doğru yemin eden günaha girmez. Ama yemine alıştırınca yemin yemin ağızda sakız gibi olursa bunu insan ne zaman kullandığını da anlamayabilir. Ahirette durup dururken o kadar namaz kıl, e, o kadar oruç tut, sonraki laubali 3-4 yeminin yüzünden cehenneme gir. E bu katlanılacak bir şey değil ki. Bir başka önemli husus, iyi işleri yapmaya yemini alet etmemek lazım. İyi iş ne? Mesela kız kardeşime iyilik edeceğim. Nedir o? İşte onun eşyasını taşıyorum, onun yardım yapıyorum sinirlendim. Ya sana daha yok de buna yemini karıştırma ya. Çünkü Allah'ın adı vallahi billahi tellahi Allah'ın adıdır. Bunu kullandığın şey Allah'ın sana emrettiği kız kardeşine yardım et emrini engellemek için kullan. Yani Allah'ın adını Allah'ın bir emrini yapmamak için kullanmış oluyorsun sen. Burada da iki hata çıkıyor ortaya. Ya, kız kardeşine yardım etmen, ona iyi davranman Allah'ın emri. Bunu yapmayacaksın. Yapma tamam. Yapma. Ama buna ikinci bir sorun daha ilave ediyorsun ve Allah'ın adını kullanıyorsun. Vallahi kız kardeşime bir daha yardım etmeyeceğim. İşte ona bir bardak su vermeyeceğim diye yemin ediyorsun. Yanlış bu. Çünkü o yeminden sonra e, kefaret verip çıkman lazım o yeminden. Bu hatayı yapmayalım. Aynı şekilde kardeşlerim birbirimize karşı insanca yardımlaşma türlerimizden birisi çok dikkat ediniz. Peygamber Efendimizin bize tavsiyelerinden biri birbirimizin yeminine yardım etmemizdir. Nasıl yardım edeceğiz? Yani bir konuda yardım etmek, bir Müslümanın ihtiyacını gidermek demek. Eğer bir Müslüman, ben şu işi şöyle yapacağım diye yemin ettiyse, biz onun yeminini bozması durumunda, günaha gireceğini biliyorsak, biliyoruz tabi, ve bu yaptığı yemin de, yani günah bir şey değilse ya gel tamam böyle olsun. Tamam tamam ben de oraya gitmiyorum yeter ki yeminim bozulmasın. Misal diyeceğimiz bir yardımı yapmamız lazım. Yardım etmek Müslümana sadece cebine para koymak değildir ki onun ahirette azap çekmemesini sağlamak da bir yemin çeşididir neticede. Birbirimizin yeminine yardım, yemin ederken değil ama Yemin ettikten sonra yemin bozulmasın diye birbirimizin yeminine yardım edeceğiz. Çocukların yemini geçerli değildir. Müslüman olmayanın yemini de geçerli değildir. Çünkü Allahu Teala'ya iman eden, mükellef birisi olması lazım yemin etmek için. Bir Müslüman haram bir iş için yemin etse o yemin yemindir. Ve o yeminden vazgeçmesi vacip olur. Ama yemini de yerine gelir. Tövbe istiğfar eder. Yemin kefaretini verir. Ve kardeşlerim yemin sözle yapılabildiği gibi yazıyla da yapılabilir. Mesela ben kendimden örnek vereyim. bana işte şunu yaparsın değil mi? Evet yemin ediyor musun dendi. Evet vallahi yemin ediyorum dedim. Yemin gerçekleşti. Mesaj attılar bana. Ben de mesaja cevap verdim. Bu konuda yemin ediyorum dedim. Aslında hiç konuşmadım ama yazdım. Bu da yemindir. Yemin kurallarına bu da dahil. Aynı şekilde birisi yemin Ediyor musun sen böyle yapmadığına dedi. Evet dedim. Vallahi demiş gibiyim ben. Yani kendi kendimizi aldatarak ben ona söylerken ağzımdan yemin çıkmadı diyemez. Yemin ediyor musun dedim. Ediyorum dedim. E tamam. Ediyorum dedim Vallahi demiş oldun. Demesen de demiş oldun. Bunlar yeminin incelikleri. Ne diyoruz? Yemin en son sözdür. En ağır sözdür. Hafifletemez bunu. Kardeşlerim, bir konu var. Dinimiz işlenen suçlara karşı cezalar getirmiştir. Mesela Ramazan günü bile bile orucunu bozan birisine 60 gün kefaret tutacaksın demiştir. Kefaret deniyor bu 60 gün cezaya. Bir konuda yapacağını düşünüp yemin eden sonra da o yemini yapamayan birisine de ceza getirmiştir. 10 fakire bir elbise alacaksın demiştir. Veya 10 fakiri doyuracaksın demiştir. Sen de fakirsen bunları yapamazsan 3 gün oruç tutacaksın demiştir. Kardeşlerim. Yalan olduğunu bile bile yemin eden bir insana bu dünyada hiçbir ceza getirilmemiştir. Evet, yanlış anlamadınız. Yani yalan yeminin kefareti yoktur. Ne demek kefareti yoktur? Çünkü Ramazan günü mesela oruç bozan bile bile hiçbir özür yokken oruç bozan birisine 60 gün ceza orucu tut, kefaret tut dediği zaman dinimiz bunu yaparsan Allah senin bu günahını affedecek demek istiyor. Ama yalan yemin eden birisine senin kefaretin yoktur dediği zaman dinimiz yani sana bu günahtan kurtulma garantisi yok. Evet tövbe kapısı kıyamete kadar açık. Herkese açık. Bin kişi öldürürse bir insan ona da tövbe kapısı açık ayrı bir mesele. Ama şunu yaparsan bu günahdan kurtuluyorsun teminatı yok. Kefaret o demek zaten. Mesela trafik kazasıyla bir insanın ölümüne sebep olan birisi 60 gün oruç tutar. Onun da cezası 60 gün oruçtur bir de diyet öder karşı tarafa. Kan parası deniyor şimdi ona. Ve ondan sonra da ahirete günahsız gider biiznillahü teala. Ama yalan yemin edene böyle bir ön teminat yoktur. Bu neyi gösteriyor? Yalan yemin edenin işlediği günah Ramazan günü bile bile kebap yapıp yemek yemekten daha büyük bir günah demek batıran bir günah bu. Buna çok dikkat edelim kardeşlerim. Bunun dışında bir insan bir konuda yemin etti. Sonra anladı ki ya ben yanlış yaptım bu işi. Doğru değilmiş bu. Bu yeminden geri gelebilir mi? Gelebilir. Bahsettiğimiz cezayı öder. On fakiri götürür lokantaya buyurun yiyin burada der. On kişiyi doyurur. Ya da bir kişiyi on gün götürür. Ya da götürür konfeksiyoncuya, herkese birer pantolon alır. Veya, işte başka bir giysi olacak bir şey al Bir kadına bir ferace alır. Bunu da 10 tane yapar. Yani 10 kişiye yapar. O yemin ile ilgili günahtan kurtulur biiznillahü teala. Yani, yeminimizden mesela, insan hanımına sinirlendi. Vallahi billahi ben de senin bir daha babanın evine gitmeyeceğim. Dedi. Bu yanlış bir şey. E bu yemini de yaptık bir kere. 10 tane fakiri doyurduk mu? Biiznillah. Eve çağırıp da doyurabiliriz. 5 tanesini 5 tanesini çağırıp güzel bir ziyafet verebiliriz. Biiznillah Teala o yeminin vebalinden kurtulunur. Aksi takdirde bu vebal kıyamet günü olur. Yani yemin ettikse kıyamet günü bir daha o yemin yani kıyamet gelmeden yemini çözemeyiz diye bir şey yok yemini önce yapmayacağız. Ama doğru zannettik yanlışmış. Ya da cahilliğime geldi yemin ettim. Ha bunun tövbesi var, istiğfarı var, kefaretini veririz. Amma ve lakin, bile bile yalan yemin ettiysek bu çok tehlikeli kardeşlerim. Ve özellikle yemin konusunu Allahu Teala'nın adı bu işe karıştığı için çok ciddi görmek gerekiyor. Diyoruz, yemin bazen vacip olabilir. Yani bir farz haline gelebilir. Bir insanın hayatını kurtarmak için seni yemin etmen gerekiyorsa, bir Müslüman hayatı kurtaracaksa, e burada yemin edilebilir. Karı koca arasında, baba evlat arasında, küslükleri gidermek için yemin etmek menduptur. Normal şartlarda belki mubatır ama mesela sen ya vallahi onun seni sevdiğini zannediyorum ben yahu diye yemin etsen hanımına karşı gevşeyecek o kocasına karşı gevşeyecek. Ee, bu caizdir. Teşvik edilmiştir. Ama bir haramı pompalamak için yemin etmek haramdır bir mekruhu kışkırtmak için yemin etmek haramdır. Bunun dışında İslamiyet bize yemini ağzımızda sakız yapmamamızı emir olarak veriyor. Çünkü yemin Allah'ın adını kullanmak demektir. Bu ümmeti Muhammed'in eskitmemesi gereken, hafifletmemesi gereken bir kıymettir, bir değerdir. Eğer bunu hafifletirsek yani Allah'ın adını aramızda bir teminat, bir senet ve bir değer olarak görme düzeyini düşürürsek bu zamanla Allah'ın bütün emirlerine karşı gevşek olmamızı, zamanla Allah'ın sözü olan Kur'an-ı Kerim'e karşı lakaytlığımızı ortaya çıkaracaktır kardeşlerim ve bunun bedelinin de ne olacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz. O zaman şöyle bir kural getirelim. 1- Allah'ın adıyla yapılan yemini ki başka türlü yemin olmaz dedik Allah'ın adıyla yapılan yemini ağzımızdan çıkacak en ağır ve en son söylenecek söz haline getireceğiz. Kendimiz için eğittiğimiz talebelerimiz için, çocuklarımız için, çevremiz için. Bizi böyle bilecekler. Bir. iki. Yemin 40 yılda bir anca yapılır düzeyinde nadiren kullanacağız. Sık sık yemini kullanmayacağız. Ciddi kullansak da yemin eskir ağzımızda. Yani yemine bir şey olmaz ama bizim onu kullanımımızda kesinlikle eskime olur. Maazallah. Üç, yanlış olduğunu sonradan anladığımız yemin yaparsak o yemini bozacağız. Bozmamız gerekiyor. Ve bozduğumuz için de kefaret ortaya çıkacak. Kefaret neydi? On fakiri doyururuz. Mükemmel bir sofra. Veya on fakire birer pantolon alırız, gömlek alırız. Neyse entari alırız, etek alırız. Yani bir giysi veririz. Bunları yapamayacak kadar fakir isek ama fakir isek üç gün oruç tutarız. 4- Yalan yemini bir tür cinayet kabul etmek zorundayız. Peki ne demek oldu bu? Biz zaten yapmıyoruz yemin demiştik. Hayır. Karşımızdaki insan yemini yalan olarak kullanıyor ise Bizim için bu sosyal ilişkilerimizde bir ölçüdür. Hırsızlık yaptığını görmemiz gibi. Çaldığını gördüğümüzdeki tepkiyi yalan yemin yaptığını gördüğümüzde de göstermek zorundayız. Benim malımın çalınması ile Allah'ın adının yıpratılması arasında fark bile olmalı. Yani Allah'ın adını yıpratmak daha kötü, daha tehlikeli, daha ürkütücü olmalı bizim gözümüzde. Ve netice olarak camilerimizi Müslüman bir toplum olarak koruduğumuz gibi, medreselerimizi Müslüman bir toplum olarak koruduğumuz gibi, birbirimizin iffetine, namusuna Müslüman bir toplum olarak koruma yapıp sahip çıktığımız gibi, Allah'ın adı yani yemini de koruyor olmamız lazım. Yıpratılan yemin maazallah ibadetimize, Kur'an'ımıza hatta bir noktadan sonra imanımıza risk getirebilir. Allah muhafaza buyursun. Böyle bir prensip edinelim. Evet toplumda gayet yaygın bir hata bu. Belki üç gün beş gün e, düzelmeyebilir biz mücadele etsek de kendimizi koruyalım. Bizim evimizde yemin en son ve en ağır söz olsun. Bunu beceririz. Biiznillahü Teala. Biz Rabbimize bu şekilde gideriz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.